Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Yavrularımızı kaldırdık. Havada çatır çutur çatır çutur sökülüyorlar maşallah. Grup uçurdum arkadaşlar çünkü sıra gelmiyor. Yavru çok. Zaten yaklaşık bir 28-29 taneydi. Kaldı 12 tane mi 13 tane mi ne? Atmacadan dolayı. Bunlar da güzel taklayı çevirdiler. Özellikle hani Arap vardı bildiniz mi denemiştim. Hoşuma gitmemişti. Onun anneyi değiştirmiştim. Fakat anneyi de yine kaybettik. Fırtına da gitti, kuş arkaya düştü, orada kayboldu. Bir tane ak kuyruk bakın. Taklayı çeviriyor şu anda. Bak kafa kaldırmaya başladı. Bir tane ak kuyruk. Bol ak kuyruklu. Bir tane de tek tel ak, aynalı Arap yavru verdi. Biri takkalı, biri düz. Takkalı olanı biraz rahatsızdı. Onu uçurmadım arkadaşlar. Bayağı bir dinlendirdim. Bu arada pandemide de bayağı bir ilgilenmedim kuşlarla. Moral bozukluğundan pandemi demişim. Kafa pandemiye gitti arkadaşlar. Depremden dolayı, depremde biliyorsunuz ilgilenemedim depremden dolayı. Farklı işlere yoğunlandık. Şimdilik uçuruyoruz. Fena değil, güzel gidiyor yavrularımız. Sık takla dolanlar var, başlayanlar var. Onu da ayrıyetten çekerim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Salih vardı, Uncal'da kardeşimiz. Ona kuş vermiştim ben. Binada şikayet ettikleri için işten de çıkaracaklardı. Benden aldığı kuşla beraber yavrularını falan getirdi. Onlardan başlayanlar var. Bir kısmını verdim. Yanında kuşlar vardı. Onları verdim. Dağıttım yani. Eşe dostu hediye ettim. Söylemiştim kendisine de zaten. Başka yerlerden aldığı kuşlar da vardı. Onun dışında uçuruyoruz. Yavrularımız gayet güzel. İki iki uçurduğum zaman daha yükseliyorlar arkadaşlar. Aslında yükseklerdi de ben şey yapmadım yani. Biraz geç başladım videoya. Başka işlerim var. Onlarla ilgileneceğim. Şunları bir tur uçurayım. Ekeleri salacağım. Junior'ı da salınık bırakacağım ya da Maya'yı. Ekeleri beklesin diye. Onun dışında işte bahçede her şey. Fırtınadan dolayı biliyorsunuz buralar bir dağıldı. Hiç ellemedim ben de. Yani toplamadım. Çünkü artık yaza doğru bir toplayacağım. Bir derleyeceğiz, toparlayacağız. Yaza doğru dekora geçeceğiz arkadaşlar güzelce. Orayı öyle halletmiş olacağız yaza doğru yani. Şimdi karışmıyorum. Çünkü gerçekten gene olacak. O yayınladığım videolarda zaten hani depremden iki gün önce çektiğim videolardı. Biliyorsunuz biraz ara verdik deprem nedeniyle. Video yayınlamadım. Kendim şahsım adına bilmiyorum arkadaşlar da yayınlamadı gerçi çoğu da. Gökhan Gül falan depremden önce gelmişti yani o videolarındaki. O zamandan bu zamana nereden baksanız bir 15-20 gün geçti. Tabii bunun yanı sıra 20 günde çok şey değişti. Günde bir kere de uçursak hayvanları. Eşek sıpası. Keyfe bak arkadaşlar. Tam keyif adamı ya. Tam. Tam keyif adamı. Tam. Tam eşek. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir gelişme oldu. Hem Boran kardeşim açısından hem de benim açımdan. Şu biliyorsunuz şu büyük boşluğu. Bugün Boran kardeşim belediye başkanımızla görüşmeye gidecek. Murat Paşa Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Burayı akut için arama tarama kurtarma köpekleri yetiştirmek için bu alanı Boran belediyeye verecek. Belediyeye burada hem ücretsiz köpek eğitimi sağlayacak Boran. Akutta köpek arama kurtarma köpeği eğitimi sağlayacak. Hem de burada güzel şeylere imza atacağız arkadaşlar. Allah nasip ederse. Şuraya büyük bir köşeye göçük yeri hazırlanacak formaliteden. İşte içine birileri saklanacak falan. Hani köpek yetiştirecek, köpek eğitilecek. Onları da size ayrıyetten çekerim. Yani resmi olarak Türkiye'de 4. dernek olacak. Akut'un köpek eğitim yeri olarak. Akut'a bağlı. Güzel planlarımız, projelerimiz var. Bu deprem bize yani şahsımıza, Boran'la ben ve diğer arkadaşlarımıza çok şey gösterdi. Biz de ne yapabiliriz dedik. Hani biz de hani bunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Arama kurtarmanın
enkaz altında hani dedektörle veya işte ses cihazlarıyla bulunuyor ama gerçekten de bu canlılar da büyük bir özveriyle bulabiliyorlar. Hatta Fransız ekibinin köpeklerinden bir tanesi küçük altında kaldı, hayatını kaybetti. Güzel şeyler yapacağız. Junior Efendi'yi de o kadroya dahil edeceğim. Hatta çiftliğin ilk arama kurtarma köpeği Junior'da olacak büyük ihtimalle. Çünkü Junior'ın acayip yeteneği var bu konuda. Kendisini başrolde göstermesini sağlayacağız. Yaşlandı ama olsun. Benim oğlumun ruhu genç. Hala lastik gibidir. Hemen örnek verebilirim şimdi, bakın. Junior hani. Hani oğlum. Hani. Koş. 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 Bakın hemen komutlara direkt birebir ama yeter ki hedef kesin. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Koş. Gel buraya. Gel buraya. Çık şuraya. Gel buraya. Çık. Çık. Otur. 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 Havla. Havla. Junior. Junior. Maya dikkatini dağıtma. Çekil oradan. Junior. Havla. 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 Aç mısın? Mama vereyim oğluma. Mama vereyim oğluma. Eşek sıpası. Gel. Gel buraya. Gel. Yaklaş. 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 Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Yaklaş. Otur. Otur. Bırak Maya'yı şimdi. Eşek sıpası. Junior asker gibi arkadaşlar. Ne istersem yapar. Bodyguard eğitimi var. Kolluktu, şuydu buydu. Hepsine alışık. Silaha karşı, bıçağa karşı koruma eğitimleri var. Nasıl ısıracağını, nereden ısırılacağını, nasıl etkisiz hale getirileceğini biliyor. Bunları eğitmen öğretmedi bunu arkadaşlar. Ben öğrettim boşluklarda. Bir eğitmenin öğretmesi tabii ki daha farklı. Çünkü bu tür köpekler aşırı agresyonlu köpekler. Yani çok hırslı köpekler. Bazen ısırdığı zaman bıraktıramayabiliyorsun. O yüzden laf anlaması lazım. Psikolojisinin düzgün olması lazım. O yüzden dediğim gibi bu köpekler gerçekten bu anlamda çok başarılılar ve burada da güzel şeylere imza atacağız. Buraya pedodromlar yapılacak. Yapay göçük yapılacak. İşte arama vinç gibi böyle küçük makineler, ses çıkaran, hani sese her şeye alışması lazım hayvanın bu arada. Sese, gürültüye, işte aradığı zaman ne bulacağına, neyi aradığını bilmesi lazım. Bulduğu zaman ne yapması gerektiğini, her şeyi bilmesi lazım. Bunlarla ilgili videolar da çekeceğim arkadaşlar. Kanalımızda yayınlayacağız. Allah nasip ederse, sağ kalırsak başımıza iş gelmezse arkadaşlar. Bugün işte dediğim gibi Boran gidecek, görüşecek. İnşallah belediye başkanımız da bu konuda gayet ciddi ve iyi, olumlu bakıyor bu konulara. Antalya'mıza da böyle bir şey yakışır diye düşünüyorum. Zaten Boran kardeşim bu işin erbabı. Yıllarca üniversitelerde, yurt dışında eğitim aldı ve verdi. Bu eğitimlerinden insanları faydalandırdı. Evet, yavrularımız indi arkadaşlar. Yavrularımızın durumu bu. Çok ağır tüylü olan yavrumuz yok. Bahsettiğim gibi Arap yavrumuz mesela. Şu takkal olan, hemen size dur bir saniye. Şöyle size yakın çekim alacağım. Takkal Arap yavrumuz bu. Gruba sonradan dahil ettim. Hastaydı çünkü. Diğer akkuyruk Arap da bakın arada biraz silik. Aynı babasına çekmiş. Ama oyun tarzları bizim kuşlara çekmiş arkadaşlar. Aksilik işte bu kuşları dediğim gibi anneyi kaybettik. Anne de bizim bir kardeşimiz vardı şimdi. Taşındı Antalya'dan gitti ama kuşların bir kısmı burada. Hatta bir ara gittim seçtiydim. Videolarda da var. Daha önceki videolarımızda da var. Hatta siyah inci diye yazmıştım. Bir sürü kişi ya onlar siyah inci mi falan. Ben öylesine söyledim. Arkadaşlar tuttu Ankara'da varmış siyah inci falan filan. Onlardan değil. Yalan söylüyorum falan. Ben öylesine hani kuşlar siyah pırıl pırıl altlarından deve tüyü falan geliyor. Ben o yüzden demiştim. Hakan Madya kardeşim buradan çok selamlarım olsun. İzliyor, takip ediyor. Olmadı. Gider oradan bir tane daha dişi alırız. Aynı soy deve tüylerinden ben bulurum o kuştan. Yine orada vardır. Bir kardeşimizin kümesindeydi. Eğer tutarsa tabii daha belli bir şey yok. İki yavru var elimizde. Bakalım eğer düzgün oynarlarsa
düzgünce çıkarsa neden olmasın, tabii ki tekrar yavru alırız. Evet, bu videomuzu arkadaşlar böyle kısa keseyim. Bu videomuzu kısa keselim arkadaşlar. Bir video daha çekerim sonuna vaktim olursa. Bu sefer de biraz ekelerden çekerim. Çok güzel kuşlar başlattım. Bu arada arkadaşlar mesela burada şu dişimiz oynadı biliyorsunuz. Bunu eşledim. Şu duman erkeğe girdim buna. Bu dişimiz atmaca vurmuştu, tepeli yapmıştı biliyorsunuz. Yıllar sonra iyileştirdik bunu. Şu zoom'u kapatayım. İyileştirdik. Bu bir tane dönbaş eserli bir erkeğim var. Çok güzel. Ona eşledim. Onun dışında burada tekte aldığımız yavrular var. Onlardan da sizlere hop şu flu oldu. Onlardan da sizlere uçuracağım arkadaşlar. Artık video atarız. Hayat devam ediyor. Tabii ki biz yardımlarımızı hala esirgemiyoruz. Hala biz hem ruhen hem de fikren depremzedelerin yanındayız. Biz de çok acı çektik. Biz de çok üzüldük. Şimdi ne yapabiliriz de bakmamız lazım. Ayakta durmamız lazım. Güçlü olmamız lazım. Yani bunlar önemli. Bunun A partisi, B partisi, işte Kürt'ü, Laz'ı, Türk'ü, Çerkez'i yok. İnsanız. Sonuçta yurt dışından da bize yardımlar toplandı. Hollanda olsun, işte Fransa olsun, efendime söyleyeyim, bütün ülkelerden yardım da toplandı. Yani bu bir doğal afet arkadaşlar. Yani bu kimsenin bile bile yaptığı bir şey değil. Yani bir savaşırsın, birbirine sıkarsın, savaştık dersin, o beni vurdu, ben onu vurdum dersin. Öyle bir şey değil. Bu doğanın bize karşı yapmış olduğu bir zerzeriş. Çünkü binalaşma, işte haddinden fazla, işte tonlarca beton, demir yığılıyor arkadaşlar. Şimdi yerin de bir taşıma kapasitesi var. Bir de fay hattı olan bir yer olduğu için tabii ki kaçınılmaz son oldu. Bile bile lades gibi bir şey oldu. Ha, bununla yaşayacağız. Önlemler olacak. Mesela Japonya'da adamlar 9.9 depremde bile, 9 nokta küsürde bile, gerçi onlar denizden vuruyor onları da, onda bile yani 5 tane 4 tane can kaybı oluyor. Neden? O da kaçarken ölenler. Ama bizde öyle olmadı. Bizde binalar yerle bir oldu arkadaşlar. Yani bugün hatta geliyorken bir şey duydum. Haberde duydum. Radyo kanalında. Ya bu evin içine profilden sandık yapıyorlarmış. Hani deprem sandığı gibi bir şey. İnsanlar onun içine giriyormuş. 2 metre 2 metre, 1,5 metre 2 metre falan. Ya diyor, onu bile sipariş verirken diyor, hani ya bunun maliyeti yüksek oldu, demiri az ince mi kullansak bilmem ne diyenler oluyor diyorlar. Yani düşün, hala akıllanmamışız. Hala böyle bir risk olan ülkede yaşıyorsak bunun hala yani 10 lirasının 5 lirasını, ya hayat gidiyor. Hayatı hiçbir şey karşılayamaz arkadaşlar. Yani yaşamı parayla alamazsın hayatı. Hayatı parayla satın alamazsın. Trilyoner de olsan gideceğin götüreceğin kefen. Yani bu kadar da paracı olmaya bence gerek yok. Yani biraz da olsun insanlık adına sağlığımızı, yani hayatımızın kıymetini bilelim. Yaşantımızın kıymetini bilelim arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani hala işte sağ sol meselesi yapan, AKP'si MHP'si yapan, yok CHP'si HDP'si yapan. Ya bunlara gerek yok arkadaşlar. Bunlara gerek yok. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Ha, yöneten yönetemiyorsa değiştirirsin, seçim zamanı bitti. O yapamazsa ötekini getirirsin, o yapamazsa ötekini getirirsin. Yani bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. Ama önemli olan sizin kendi çıkarlarınızı gözetmesi başa gelen adamın. Bitti, bu kadar basit. Kimin olduğu önemli değil. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Dursun, Durmuş fark etmez arkadaşlar. Önemli olan bizi nasıl yönettikleri. Bizim verdiğimiz paranın, verginin ya da işte bizim devlete karşı olan sorumluluklarımızı biz yapıyorsak onlar da yapacak. Onlar da düzgün yerlere gitmesini sağlayacak. Bitti. Başımızdaki bu. Bizi yönetenler bunlar. Yani hükümet ayrı, devlet ayrı arkadaşlar. Hükümetler her zaman değişebilir ama devlet bakidir. O yüzden ne yapıyoruz? Hayatı seviyoruz. Hayvanları seviyoruz, insanları seviyoruz, saygılı oluyoruz. Fikirlere saygı duyuyoruz. Ha, size uymayabilir. Bana uymuyor kardeşim bu konu dersin. İçinde olmasın, dahil olmasın.
Anlatabildim mi? Ya da sana uyuyordur, oturur sohbet muhabbet edersin. Kafan uyuyordur, muhabbet edersin. Uyumuyorsa etmezsin. Bu kadar basit. Hayat bundan ibaret. Neyse lafı uzatmayayım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Eğer abone değilsek abone butonuna basalım, abone olalım. Bildirim zilini açalım. Güzel videoları siz de paylaşın, siz de görün. İzleyin, beğenin, beğenmeyin, like atın, atmayın. Fark etmez arkadaşlar. Önemli olan birlik, önemli olan bu yani kuşa gönüllermiş kardeşlerimizin bize ulaşması, bizlerden bir şey öğrenmesi ya da bizim onlardan öğrenmemiz. Olay bundan ibaret. Allah'ım nasıl gidiyor bakın. Bakın arkadaşlar bakın nasıl dağıldı bakın. Nereye gidiyor? Kim bilir neyin canını yakacak? Bakın taş gibi gitti. Oo çok pis dağıldı. Bilmiyorum çekebildim mi ama oraya öyle bir daldı ki. Kılıç kanat. Çıkmadı. Orada bir şey vurdu arkadaşlar. Neyse hoşça kalın. Takipte kalın.